Evet, efsane rüyalarınız, efsane yorumlayacağım. Keziban ikinci Emine Hanım, iyi geceler. Ben rüyamda balkonda gökyüzüne bakıyorum, bana güneş doğdu ve kendimi zeytin ağaçlarının dibinde görüyorum ve zeytin topluyorum. Ne anlama gelir, sizi çok seviyorum, meraklıyorum. Ay Keziban Hanımcığım, sizin hayatınızda bolluk, bereket, yani muhteşem bir ev sahibi olacağınız ve size bazı miraslar var. Ama namaz kılmıyorsanız lütfen namaz kılmaya başlamanız lazım. Size Rabbimin kapıları da açılmış gözüküyor. Ece Ulu, Emine abla rüyamda arkadaşımla yorulmuş bankta otururken korkutucu bir adam yanımıza geliyor. Yaklaşıyor, onları korumak ve adamın üstüne yürüyordum. Şöyle söyleyeceğim, 2003 doğumlusun. Ececiğim, kendi kariyerinle alakalı yapmak istediğin güzel sanatlara çok yatkınsın. Bunlarla ilgili yeni planlar yapman lazım. Eğer bu planları yaptığın takdirde çok başarılı ve yurt dışı kapın gözüküyor. Hedeflediğin her şeye sahip olacaksın. Sema Aladağ, dün gece Cumhurbaşkanı'yla yemekteyiz. Dumbarak aynı anlattım. Hatta komşularım da vardı. Durumumuzu onlar da anlattı. Ya deyip yanımdaki mercimek çorbası ve kaşığı. Cumhurbaşkanımızı görmek ve Ziya Hoca'ya gelip muhtemelen olayım. Ona düzgün ürünün rüyası. Şöyle söyleyeceğim bebeğim. Sen herkese çok inanıyorsun ve inandığın her şey ortada kaldığı gözüküyor. Bence ilk önce hayatını baştan bir kontrol et. Almak istediğimiz bir yatırım olabilir. Ya da özel hayatınla ilgili oturtamadığın bir ilişki rahata erecek gözüküyor. Ben rüyamda dolunay gördüm. Ay dokunacağım kadar yakın ve büyüktü. Ben her detayı rahatlıkla gördüm. Gittikçe büyüyor ve güzelleşiyor. İnanılmaz heyecanla olmuştum. Bu rüyayı söze yazdım. Devam eder. Ay ne güzel. G.A. Şekerim şöyle söylüyorum, sizin de almak istediğiniz ya da oluşturmak ve kendi kariyerini ya da ailenizdeki insanların kariyeriyle ilgili inanılmaz güzel bir oluşum ve gerçekten bir ay ve bir bereket kadar aydınlık olacak. Hiç korktuğunuz şeyler yok. Üzerimizde kısmetsizlik olduğunu düşünüyorsunuz. Ben öyle bir şey görmüyorum. Emine Hanım, sizi TV'de çok isterdim. Burada görmek daha mutlu etti. Ben masmavi denizin ve evimin ağaçları gördüm. Merdiven vesaire şey. Temiz su, tuzlu. Lütfen denizciğim, üzerindeki bir sirke ve tuzlu suyla temizlik yapıyorsun. Bedenini yıkıyorsun. Bir namaz kılıyorsun. Üzerinde göz ve nazar var. Bir de annemize çocuk sevinci olacak. Emine Hanım merhaba, rüyamda doktora gidiyorum. Ben önemli bir hastalığım olduğunu düşünürken doktorun nezle olmuşum diyerek herhangi bir önemli bir tedavin olabilir ama çok böyle kalıcı bir sağlık problemi görmüyorum. Selam Emine Hanım. Bu arada annemden ismi Emine, çok seviyorum bu ismi. Emine Hanım, rüyamda boya olmuş ve babamı gördüm. Kardeşim, kız çocuğunu, ürünü vesaire şey ettirdim. Sizin bir ev anahtarınızla ilgili çok büyük bir oluşum var. Güzel bir anahtarın sevinci, bir de haneye kız çocuk muradı olacak gözüküyor. Son bir rüya daha. Merhaba Emine Hanım, ben rüyamda küçük şelale gördüm, yeşil bir o. Elmas ak, çok güzel bir şelalenizin mutluluğunu yaşayacaksınız. Çünkü evinizde parasal sıkıntılarınız yavaş yavaş toparlanacak ve bu toparlanma size çok büyük bir aydınlık gösterecek gözüküyor. Rüyamda adamda metro tren istasyonu olduğunu ve küçük bir seksenlikle ilişkilerinle ilgili doğru bir noktaya karar vereceksin ve bu nokta sizin için hayırlı olacağını söylüyor. Rüyamda gökyüzünden birine güçlü siyah boğalar görmek, boğa burcu biriyle yaşanacak bazı sıkıntı ya da toprak burcu biriyle yaşayacağın sıkıntı var. 1997 olacağım rüyamda saç gibi diyor. Bazı duygusal hayatınızla ilgili ve eğer bekarsanız çok güzel evlilik yapacağınız insan hayatınıza girecek ve bu evlilik yapacağınız insan size güzel kapılar açacak. 83 doğumluyum. Uzun boylu iri bir okula gittim ve Serhat diye biri. Evet, güzel bir ilişkin olacak ve evlilik yapacaksın ve bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi ya da doğru insanı bulduğun erkek çocuk sahibi olacağını söyleyebilirim. Evet, bu haftalık da rüyalarımızı. Herkese cevap vermek zorunda değilim. Sadece içimden geçtikçe 4-5 dakika ya da 3-4 dakika çekiyorum. Hiç bakmıyorum. Size de şans gelecektir çünkü haftalık her zaman rüya yorum. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsun. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.